Değerli basın mensupları, 4 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutlayacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Partimizin bu çok önemli yıl dönümü biliyorsunuz kısa süre sonra 100. yılını kutlayacağımızın Cumhuriyetimizin de aslında ortağı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz koparılamayacak ortak değerlerle birbirine bağlı. Bugün sizlere tabii ki 100. yılımız için yapmayı planladığımız etkinliklerimizle ilgili bilgi vereceğim. Ancak kısa süre kısaca bugüne gelmenin öneminden ve değerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu 100 yıl sadece partimizin Cumhuriyet tarihi kadar köklü ve güçlü olduğunu göstermekle kalmıyor. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini de kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri sayesinde tüm saldırılara rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partimiz en başta büyük Atatürk'ün bizlere emaneti. Bugün cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı Hepimizin en temel görevinin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Dünün zorluklarıyla büyüyen partimizin bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurmadan önce 1922 yılının Aralık ayında şöyle demiştir. Barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurma niyetindeyim. Onun ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda vatan, topra vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle ki dünyada yüzüncü yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden birisi olma şerefine de sahiptir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi öncüdür bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi idealleri yücelterek demokratik, layık ve çağdaş Türkiye'nin modernleşme ve demokrasi yolculuğuna öncülük etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş Türkiye'nin Cumhuriyet'in partisidir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği altı okumuzu yüz sayısının içerisinde simgeledik. Yine 100. yıl tanıtımı kapsamında televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkımızla buluşacak bazı kısa film, belgesel ve görsel tanıtımları hazırladık. 100. yılı anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdık. Ayrıca 100. yılımız için değerli sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoini tarafından bestelenmiş bir 100. yıl marşımız var. 100. yıla ilişkin internet sitemiz 9 Eylül'de açılıyor. 100. yıl etkinliklerimizi Ankara'daki etkinliklerimizi 8-9-10 Eylül olarak planladık. Ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler planladık. İlk olarak 8 Eylül akşamı genel merkezimizde bir etkinlikle başlayacağız. Davetlilerimiz Suna yakından aydınlanma yolunda Cumhuriyet Halk Partisini 100. yıl marşımızı ve parti hikayemizi anlatan ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül'de ilk olarak kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna toplumun her kesiminden hemşerilerimiz olan 1922 kişiyle gideceğiz. Aynı günün akşamı Anıt Park'ta genel başkanlarımızın, tüm partililerimizin ve halkımızın davetli olduğu bir 100. yıl buluşması gerçekleştireceğiz. Bu buluşmada Sayın Genel Başkanların konuşmalarının ardından Candan Erçetin'in konseri olacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100. yıl hatıra ormanının ilk fidanlarını dikeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin orman mirasına katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Evet sevgili basın mensupları hep birlikte bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. 100. yılımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı hepimiz için kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.